Feda, günaydın dedin. Sevdiğin limoncağını. Moy. Onlar çıkıyor bak. Kek, onlar çıkıyor. Kek. Aa. Yeah. Ben uyandık hep beraber. Şimdi Melis'le oynuyorum. Melis orada. Yine bir şeylerin peşinde. Oyuncakların peşinde koşturuyor. Annene kahvaltı hazırlıyor. Biraz ne beraber kahvaltı yapacağız. Ve bugün sanırım araba satıldı. Artık dün akşam bakmaya gelmişlerdi. Ama işte üzerlerine geçirmek için postane falan açtığı için çok geçti. Bu sabah işte birazdan sonra falan çıkacağım. Postaneye gideceğiz. Adamın üstüne geçireceğiz arabayı. Nihayet satıldı yani. Şimdi artık ikinci araba olarak küçük bir araba bakmaya başlayabilirim. İki tane büyük araba olmuyordu. Çünkü iki tane büyük araba, iki tane çok fazla vergi iyi olmuyor tabii. İki tane büyük. Burada çünkü genelde vergiler arabaların kilosuna göre ya da yakıtına göre, işte benzin ya da dizel olmasına göre hesaplanıyor. Çok ağırsa çok vergi oluyor haliyle. Şimdi küçük araba bakacağım işte. Bakalım alabileceğiz mi hemen. Melis de uyuyor. Ben şimdi karşılarımı aldırmaya gideceğim. Ben kendimi alıyorum. Kızın yanına gidiyorum, o alıyor. Ben beceremiyorum çünkü eskiden kendim alıyordum. Zaten resimlerde de belli oluyor kendim aldım. Bir tarafa o tarafa bakıyor, bir tarafa bakıyor. O yüzden artık ben ellemiyorum. Kıza yaptırıyorum ama o yüzden de makyajsız gidiyorum. Çünkü kaşlarımı aldırırken makyaj yapmayı sevmiyorum nedense. O yüzden bugünlük böyle. Anne dışarıda, Tuğba dışarıda. Baba kız evde oyun oynuyoruz. Pek fazla uyumadı. Bakalım şimdi oynamaya başladık. Yeah. Sen onu çok sevdin değil mi kızım? Sen onu çok sevdin. Annesi dün almış. Çok da sevdi onu, sürekli oynuyor. Anladım. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel oldu değil mi? Teşekkür ederim Burcu. Burcu aldı. Çok tatlı bir kız. Süper de kaş alır. Günaydın. Az uyudun kızım yine. Azıcık uyanır mı kız? Biraz daha uyusaydın. Uyku tulumunun içinde sımsıcak sımsıcak. Ne güzel uyunur işte. Bana babaya deseler tüm gün uyur. Baba tüm gün uyur. Hoppala düştü. Kaşımı aldıktan sonra eve gidecektim ama İlhan beni aradı, dedi ki ben Melis'e bakarım, sen bugün istediğini yap, gez, dolaş, kafanı dinle, rahat ol, kafana göre takıl dedi işte. Ben de işte tamam dedim, öyle diyorsan tamam dedim. Gittim işte, rahat rahat dolaştım, çarşıyı gezdim. Tek başıma da çok tuhaf oluyor, o kadar alışmışım ki hep beraber ya da sadece işte Melis'le beraber gitmeye, çok tuhafıma gitti yalnız başıma. Hani biraz canım sıkıldı diyebilirim ama yine de hani bebeksiz yine tabii ki daha kolaydı. Daha rahat bakabildim mesela işte kıyafetlere falan. Bir şey almadım. Aldım da kendime almadım, Melis'e aldım. Aldıklarım hepsi Melis için. Zaten bilmiyorum, artık kendime hiç bakasım gelmiyor. Annem eskiden derdi işte, bekle yani bir bebeğin olsun, artık daha kendin için bakmayacaksın. Hep kızın için, çocuğun için bakacaksın işte. İşte o çocuğun için bakacaksın. Gerçekten de doğruymuş. Yani anne haklıymışsın. Çünkü ben hiç
artık kendim şey yapmıyorum bile. Hani ha evden giyerim, ha eskileri giyerim ya da bundan var zaten. Hani gerek yok. Fark etmez. Ama yeter ki Melis hep güzel giyinsin, cici giyinsin. Gerisi önemli değil. Bu gerçekten böyleymiş. Öyle gezdim. Ondan sonra oturdum. Yemek yedim. McDonald's'ta yemek yedim. İyiydi. Şimdi de eve doğru gidiyorum. Özledim de onları. Bakalım ne yapmışlar. Baba kız günümüz devam ediyor. Birazdan işe gideceğim ama işe gitmeden önce bir işte bal kaymakla beraber gezmeye çıkalım dedik. Hava alalım dedik. O da hava alsın. Tüm gün evdeydi. Az bir yarım saat dolanıp ondan sonra eve gideceğiz. Baba da sonra yemek yiyip işe gider. Değil mi kızım? Kafasını çevire çevire şapkasını çıkartmış az önce. Onu taktım. Çok böyle aşırı hareketli, çok böyle aşırı enerjik bir çocuk. Bebek diyeyim, daha çocuk olmadı. Çirkin kız. Hey. Çirkin kız. Sen çirkin kız mısın? Melis. Çirkin kız. Çirkin kız. Anne bakmıyor. Aa, onlar aldığım kıyafetler. Etiketlerini falan çıkaracaktım. Ya. Sen çirkin kız mısın? Sen çirkin kız mısın? Melisa, aldıklarımı göstereyim size. Hepsini ucuzluktan aldım. Bunu aldım, altlı üstlü kazak, altında siyah bir leggingi var. Ondan sonra şunu aldım, çok hoşuma gitti. Bunu ilkbaharda falan da giyebilir. Ondan sonra iki tane pantolon aldım. Pantolonu pek yok, var olanlar da artık küçük gelmeye başladı. İki tane şört aldım, bunu mesela bununla giyebilir. Pembeyi de onunla giyebilir. Çok tatlılar ya. Yeni minik kotlar ya. Şunu da aldım. Rengarenk güzel, hoşuma gitti. İyi misin kızım? Ondan sonra onları hanemden aldım. Ve bunu da aldım hanemden. O kadar hoşuma gitti ki. Pijama değil aslında. Pijama olarak da giyilir de. Normal işte ev kıyafeti. Kedi. Arkasında kuyruğu da var. Acaba hoşuma gitti. Değil mi kızım? Bundan da aldık. Ha? Bunları da Zeyman'dan aldım. Atlet aldım. Ben Zeyman atletlerini çok severim. Bu da çok hoşuma gitti. Skinny jeans gibi. Daracık. Bir de şu atlı üstlü aldım. İkisi set değil ama ben öyle uydurdum. Üstteki şört çok hoşuma gitti. Bir de bunun içi şey... ne diyorsun, fleece. O yüzden çok hoşuma gitti, sıcak tutar diye. Onu da öyle kombine eder diye onu üstüne aldım. Bunları aldım. Ya hepsi for Melis. Kızımla koltuğa yerleştik. Bıcı bıcıdan önce birazcık keyif yapalım. Biraz koltukta keyif yapalım. Hey bebek. Hadi bir 15 dakika falan televizyon izleyelim, keyif yapalım. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi biraz keyif. Keyif vakti. Değil mi bebek? Baba da işe gitti. Bu arada bilmiyorum İlhan anlattı mı? Ama bu sabah arabamız satıldı. Nihayet. Tek bir arabaya indik. O yüzden şimdi bir tane küçük bir araba bakıyor İlhan. Bakalım uygun fiyata bulabilirsek. Fiat Punto bakıyor bir tane. Bu büyük arabayı ben kullanacağım. Hani Melis'le, Melis'in arabası falan var. Daha iyi olur.
da küçük arabaya işte kullanır işte işe gitmek, gidip gelmek için. Öyle diye düşündük. Hani beraber de hep beraber bir yere gideceğimizde büyük arabaya alırız diye. Hem daha güvenli olur. Şimdi arabada bebek var ya, büyük arabada biraz daha güvenli oluyor ya. O yönden. Değil mi kızım? Hı? Aşkım benim. Okuyor mu? Oku anne. Ya. Hadi start. Meh. Es ist hap hier. Ja. Es ist hap hier. Meh. Was ist das? Check it. Tadı da mı güzel? Benim de acayip çok uykum var. Ben ne zamandır iyi uyuyamıyorum. Neden bilmiyorum ama Melis geceleri çok uyanmaya başladı son bir haftadır. Bayağı bir uyanıyor. Her iki saat uyanmaya başladı. Bu da bana çok yorucu oluyor işte. Çok uykusuz oluyorum. Hiç derin dalamıyorum. Bir haftadan beri böyle. Ve artık hissetmeye başladım yani. O yüzden bugünkü videoyu edit yaptıktan sonra hemen yatarım ben de artık. Değil mi kızım? Ay bir tanem benim. Bir tanem. Ne güzel, dünyadan haberi yok. Evet. Hep böyle kaldı aşkım. Hep böyle kaldı bir tanem. Hiç büyümedi. Ya ben kendimden zaten anne olmadan önce zaten duygusal bir insandım. Ama nedense bilmiyorum, anne olduktan sonra bu sanki yani çarpı 10, çarpı 100 falan oldu. Yani aşırı sulu gözlü bir şey oldum. Her şeye çok çabuk üzülüyorum, her şeye çok çabuk ağlıyorum. Hele yani Melis'le alakalı olduğunda yani hemen böyle. Bilmiyorum, çok çok aşırı duygusallandım. Yani tabii ki bunun da hormonlarla da bir alakası vardır. Ama bilmiyorum, herhalde her anne öyle. Yani ne bileyim, kimse hani bazen düşünüyorum. İşte bazen haberleri görüyorum. İşte çok aşırı kötü şeyler görüyorum falan. Sonra birden ağlamaya başlıyorum. Diyorum ki ne biçim bir dünya diyorum. Benim kızım bu dünyada mı yaşayacak diyorum. Nasıl olacak bu diyorum. Hani ilerisi nasıl olacak yani Allah bilir. Hani ne bileyim. Ne kadar kötülük var diyorum. Kimse yani kimse onu üzmesin. Kimse onu ağlatmasın. Kimse kalbini kırmasın. Hani aklıma geldikçe oturup ağlayasım geliyor. Her anne öyledir yani. Bilmiyorum ama. Anne olduktan sonra çok acayip, çok 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 daha duygusallandım. Yani isterdim ki kutunun içine koyayım da hiç kimse. Ya, gezmeye mi gideceğiz? Her kimse senin kalbini kırmasın, değil mi? Ne? Kıramazlar. Kimse seni üzemez. Çok zormuş ya anne olmak. Sadece yetiştirmekle, büyütmekle de bitmiyor. Ne bileyim. Ömür boyu değişiyorsun. Yani kişiliğin, bütün her şey. Yani artık ilk o geliyor. Her şeyle. Yani ne? Yeah. O daha iyi giysin istersin. O daha her şeyin daha iyisi onun olsun istersin. Yani onun ağlaması senin çok yani ne bileyim. Anlatamıyorum da yorgunluktan. Me.
Mü.